Yemen'e uğurlayacağımız bu gemi Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Afrika, Güney Sudan ve Yemen'de baş gösteren çok büyük, son 60 yılın en büyük insanlık felaketi olan açlık ve kuraklık krizine Türk milletimizin ve devletimizin ortak bir şekilde müdahaleye çağrısı olan Umut Ol kampanyasıyla beraber başlamış olan bir dizi insani yardımımızın halkası. Bundan önce Somali'ye, Gazze'ye, Ramazan ayı içerisinde gemilerimizi gönderdik. Yemen'e de inşallah bu gemimiz bir hafta 10 gün içerisinde varacak. Yemen'de yaklaşık 27 milyon nüfusu olan Yemen'de bugün 19 milyon insan açlık çekiyor, insani yardıma muhtaç. Bunların 7 milyonu bir sonraki öğünde ne yiyeceğini gerçekten bilemiyor ve çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Bir taraftan süren iç savaş, bir taraftan kuraklık ve yoksulluk Yemen halkını, kardeşlerimizi çok ağır bir şekilde etkiledi. Bütün bu kuraklık, açlık ve yoksulluktan sonra şimdi de kolera salgını bütün bir Yemen'i etkiledi. Şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yaklaşık 200 bin kanıtlanmış kolera vakası Yemen'in genelinde, aşağı yukarı bütün vilayetlerinde, 20 ilin tamamında maalesef bütün bir toplumda ağır bir salgın olarak yayılıyor. İnsanlar orada açlıktan ölürken bizler burada varımızla yaşayamazdık. Bugün dünyanın en cömert, insani yardım konusundaki en cömert milleti olan Türk milletimizin ve devletimizin katkılarını Yemen'e uğurluyoruz. Bu geminin husule getirilmesinde çok büyük liderlik yapan, Cumhurbaşkanımızın bu kampanyalarını devletimiz nezdinde takip eden Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynağı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu geminin içerisindeki neredeyse bütün malzeme devletimizin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, sivil toplum kuruluşlarımızın, Kızılay'ımızın katkılarıyla oluşturuldu. Bundan önceki gemilerde olduğu gibi bu gemilerde de bütün nakliye bedelleri AFAD tarafından karşılandı ve onların büyük desteğiyle bu gemiler, bu operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Kendilerine de, AFAD Başkanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Kızılay olarak bizler de bu malzemelerin ulaştırılmasında, dağıtılmasında ve ihtiyaç sahiplerine son noktasına ulaştırılması noktasında çalışacağız. Özellikle bu geminin içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığımızın yaklaşık 50 tonluk ilacı, 2 sahra hastanesi ve sivil toplum kuruluşlarımızdan Yeryüzü Doktorlarının, Sadaka Taşı Derneği'nin, Kutup Yıldızı Derneği'nin, Yeni Adım Derneği'nin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarına şükranlarımı arz etmek istiyorum. İnşallah gemimiz sağ salim menziline çok hızlı bir şekilde ulaşır. Buradaki insanlara şifa olur. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah Umudu Ol kampanyamız çerçevesinde hem Yemen'e hem de bölgeye yardımlarımız devam edecek. Ben katılımlarınız için sizlere, destekleriniz için devletimize ve Sayın Başbakan Yardımcımız başta olmak üzere bütün bürokratik kademedeki yöneticilerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, sizin talimatlarınızla biz hemen Kızılay'la bir araya geliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ve dünyanın neresinde bir açlık, bir sefalet varsa, hükümetimiz karar almışsa bir araya geliyoruz ve devletimizin gücünü göstererek çok ivedi bir şekilde hazırlık yaparak gemilerimizi gönderiyoruz. Daha önce Mersin limanlarından, diğer illerimizin limanlarından gönderdik. Bu dönem ilk olarak İskenderun limanımızdan gönderiyoruz. Kızılay Genel Başkanımız gemimizle ilgili teknik bilgilere verdi. Teknik bilgileri verdi. Oraya girmeyeceğim. Ancak Yemen'de ciddi bir açlık ve sefalet var. Özellikle koleradan çok ciddi etkilenen çocuklar var. Onun için de Sağlık Bakanlığımız gerekli hem sahra hastanelerini 2 tane hem ilaçları verdi, bu gemiye koyduk. Yine huzurunuzda Kızılay'ımıza ciddi bir teşekkür yapmak istiyorum. Her durumda hem burada hem arazide koordinasyonu sağlıyorlar ve devletimizin büyüklüğünü gösteriyorlar. Teşekkür ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum Sayın Bakanım huzurunuzda. Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili daire başkanı burada. Onlar da sürekli yanımızdalar. Sağlık Bakanlığı
sürekli yanımızda. Ve şunu arz etmek istiyorum. Toplamda 31 milyon TL'lik burada bir yardım var. Bu yardımın karşılığında ciddi ihtiyaç sahibi insanlar var. İvedi bir şekilde inşallah 10 gün olmadan bu gemimizi oraya ulaştırmış olacağız. Yine bir Fıkrateyn eşlik edecek. Çünkü o bölgede oraya gidene kadar sorunlar var. Bu duygu ve düşüncelerle sizin desteğiniz olduğu sürece ülkemize yakışır bir şekilde bu kurumlarla her türlü organizasyonu en kısa sürede yapabileceğimizi taahhüt ediyorum, saygılar sunuyorum, arz ediyorum efendim. Hatay'ın tarihine, Hatay'ın konumuna, Hatay'ın barış içerisinde medeniyetleri bir arada yaşam vasfına uygun anlamlı bir tören için buradayız. Gerçekten Hatay, dünyanın ihtiyaç duyduğu barış içerisinde bir arada yaşamanın açık, canlı, yaşanan bir örneğidir. Türk Kızılay'ı ve AFAD, aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA, dünyada insani yardımları ve kalkınma yardımlarını en iyi yapan kuruluşlar olarak bizim alnımızı ak eden kuruluşlarımızdır. Onlarla iftar ediyoruz. Çok değerli valim, çok değerli misafirlerimiz, yaklaşık 3 ay önce Nisan başlarında şimdi aramızda misafir bulunan Yemen Büyükelçimiz bana gelmişlerdi ziyarete. Ve o ziyaretlerinde 300 bin çocuğun kolera tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve açlık içerisinde, perişanlık içerisinde olduklarını ifade ederek kısa bir sürede çözüm bulunamazsa bu kadar nüfusu kaybedebileceğimizi ifade etmişti. Ve aramızda o görüşme duygusal da sahnelere, duygusal anlara da sahne olmuştu. Biz dünyanın neresinde bir mazlum varsa, neresinde bir muhtaç varsa, neresinde bir insan varsa bize elini uzatanlara asla duyarsız kalmıyoruz. Bize bu ufku, bu vizyonu çizen Cumhurbaşkanımız eski tabirimizle, bizim eski tabirimizle az çok demeden nerede bir insan varsa, nerede bize el uzatan varsa orada olacaksınız ve az çok demeden ona ulaşacaksınız dediği için öyleyiz. Tabii biz isterdik ki Yemen'deki yangını çok önce söndürelim. Bir yandan Kızılay Başkanımızın ifade ettiği gibi büyük bir kuraklığın sebep olduğu kıtlık var. Somali'de, Güney Sudan'da, Etiyopya'da, Yemen'de. Ama bir yandan da maalesef kardeşi kardeşe kırdıran bir iç savaş var. Ölenin de öldürenin de Allah adına öldürdüğünü zannettiği bir iç savaş var. Ben evvelsi gün Kızılay Genel Başkanımız aradı. Doktor Kerem Kınık Bey aramızda. Dedi ki Yemen için gemiye izin çıktı. İnanın hayatımdaki en sevinçli günlerinden birini yaşadım o haber üzerine. Çünkü bu gemiyi hazır etmek bizim milletimiz için kolay da orada insani duyguları ayağa kaldırmak çok zor. Gerçekten de Kızılay Genel Başkanımızın bu verdiği müjde son zamanlardaki benim aldığım en önemli müjde gibi değerlendirdim. Emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Ve Yemen'de bu yardım gemisinin ulaşacağı insanların tabii ki şafi sıfatıyla şifasını Cenab-ı Allah'ın vereceğine inanıyoruz. Ama biz kul olarak bu ilaçları yetiştirdiğimiz takdirde İnşallah, umarım önemli bir kısmı kolera salgından dolayı can vermekten kurtulacaklardır. Umudu ol gemimizin Yemen'e yardımları için başta AFAD ve Kızılay'ımıza. Bugün bizleri onurlandırarak buraya gelen Hatay Valimize, milletvekillerimize ve Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz.